Mersin'de 375 bin öğrenci 2016-2017 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşadı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla Merkez Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi, Akdeniz İlçesi Kayatepe İlkokulu, Toroslar İlçesi Hacı Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu ve Mezitli Birnoğlu Geçici Eğitim Merkezi'nde tören düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, okullarda düzenlenen törenlere katılarak sınıfları gezip öğrencilere karnelerini dağıttı. Evet, uzun ve yorucu bir yılın sonunda karne tatiline karşı karşıyayız. Hepinizin farklı noktalarda başarılarınız, göstereceğiniz performansla beraber karne yapmışsınız. Tatille beraber inşallah şurada 3 aylık tatil süresi içerisinde zamanı daha iyi değerlendirip bir sonraki yıla daha dingin, daha huzurlu, daha sosyalleşmiş bir şekilde sizleri inşallah bekleyeceğiz. Ben bu tatil süresinde geçen sürenin sizin açınızdan daha tatmin edici, hayata hazırlanırken bunun daha doyurucu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Tatil demek sadece yatmak, uyumak, istirahat etmek demek değil. Siz hayata hazırlanan insanlarsınız. Geleceğinizi planlıyorsunuz, geleceğinizi hazırlıyorsunuz. Bu hazırlık çerçevesinde bunu en iyi değerlendirmek durumundasınız. Bu tatil döneminin hepiniz ve hepimiz için, eğitim hayatımız için, Mersin'imizdeki öğrencilerimiz için, ayrıca tüm Türkiye'deki bugün tatille beraber dinlenmeye geçecek olan yavrularımızın aynı şekilde dinlenmiş, huzurlu bir tatil geçirmesini ve Eylül ayında okullarına sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde kavuşmalarını temenni ediyorum. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Yücel Arınç Özmutlu. Kendisi aynı zamanda İl Sanat Müdürü. Öyle mi? Mustafa Mert Erdem. Tamam diyoruz, Mert mi diyoruz? Mert diyoruz. Evet. Evet, al bakalım. Mustafa. Mustafa. Emir Doğan. Ev erkeklere denk geldi ya. Evet. Kızlardan da. Cezgin. Al bakalım. Teşekkürler. Evet. Eylül Neva. Neva'nın manası değil mi? Ne demek Neva? Neva şıkkı gösterişi. Aynen bir şey değil mi? Devam. Saçlar iyi değil. Evet hocam, siz devam edin. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Mersin Şubesi tarafından Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 4. Eğitimde Başarı Ödül Töreni Yetim Dayanışma Programı ve Geleneksel İftar Yemeği'ne katıldı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Hakan Kayacı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kağan ve Mersin Valisi Özdemir Çakacak birer konuşma yaptı. Hepiniz 4. Eğitimde Başarı Ödülleri Töreni ve Dünya Yetim Günü, aynı zamanda iftar programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta şehit olan hemşerimiz uzman çavuş Mustafa Sarı'ya ve helikopter kazasında şehit düşen 13 vatan evladına Allah'tan rahmet,
kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinin kurtuluşu olan Ramazan ayının camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Böyle anlamlı ve güzel bir zamanda hem başarılı öğrencilerimiz, hem yetim kardeşlerimiz, hem de siz büyüklerimizle birlikte olmaktan şükürler olsun diyor, Allah'a hamd ediyoruz. Dileğimiz, duamız, kardeşlik, barış ve huzurla bir arada yaşamak. Ramazan-ı Şerif bize bu kardeşliğimizi, bir lokmamız varsa yarısını paylaşmayı hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor. Bugün burada birbirinden kıymetli başarılı öğrencilerimiz bizimle, onlara zorlu hayat yolunda bir ufak desteğimiz olursa başarılarını daha yukarıya taşımalarına küçük bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Sayın Bakanım, değerli misafirler, ülkemizin daha güçlü ve müreffeh olarak geleceğe taşınmasında büyük pay sahibi olan iş insanlarımız ile geleceğimizin teminatı gençlerimizi buluşturan bu anlamlı organizasyon büyük değer ifade etmektedir. Zira bu tür organizasyonlar toplumun tüm kesimleri arasında işbirliği ve güç birliğinin yaygınlaştırılmasına, dayanışma duygularının pekişmesine büyük katkı sağlamaktadır. AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan konuşmasında Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, bölgesel bir kriz yaşandı bu bölgede ve halen yaşanıyor. Türkiye hiçbir şekilde sosyal ve ekonomik hedeflerini ertelemeyecek, ağırdan almayacak. Türkiye ekonomisinin aleyhine sürekli yazı yazanlar önce kendi ülkelerine baksınlar dedi. Mersin MÜSİAD güzel bir gelenek başlatmış. Demiş ki, ben Mersin'de okul birincisi olan gençlerimizi altınla ödüllendireceğim. Marifet iltifata tabidir demiş. Biz başarılı gençlerimizin farkındayız demiş. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen eğitimde başarı ödülleri törenini hayata geçirmiş. Akdeniz ilçemizdeki Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerimizdeki okullardan birincilikle mezun olan gençlerimizi ödüllendirmeye karar vermiş. Bugün, evet, biraz önce 90 okul birincisi kardeşimizi altınla ödüllendirdik. Başarılı yetim kardeşlerimizden 40'ını da yine bu çerçevede ödüllendirdik. Bu güzel geleneği başlatan, birincilerimizi ödüllendiren, İHA bünyesindeki başarılı gençlerimizi ödüllendiren, eğitimde örnek bir uygulamayı hayata geçiren Mersin MÜSİAD'ı da huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum. Mersin Büyükşehir Mersin Basın Camiası'na iftar yemeği verdi. Yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Mersin Basın Camiası mensupları katıldı. Değerli arkadaşlar, Ramazan gerçekten yardımlaşmanın doruğa çıktığı, manevi duyguların her geçen gün biraz daha insanları ve dünyayı kapladığı, özellikle de paylaşma, dayanışma, yardımlaşma duygularının geliştiği, tepreştiği çok önemli bir ay. Bu iftarlarda aslında herkes bir yerlerde orucunu açabilir, karnını doyurabilir. Ama bu iftarların ana gayesi bir araya gelmek, gönülleri birleştirmek, bu mekanı paylaşmak,
kent ortak paydasında birleşmek, havasını teneffüs etmek, suyunu birlikte içmek ve Mersin'in geleceği konusunda birleşmek, bütünleşmek. Tabii Ramazan bereket ayı dedik. Bereket ayı olduğu için birazdan Mersin'imizdeki plansız programlardan dolayı insanlarımız birçok yere aynı anda ulaşmak zorunda kalıyor. Biz de aynı şekilde bir akşamda yeri geliyor 3-4 iftara yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün Sayın Bakan'ın da Mersin'de olmasından dolayı belki buraya beklediğimiz kadar basın mensubu ve sivil toplum örgütü gelemedi. Ama biz şunu biliyoruz ki Mersin'in problemlerinin çözümü konusunda Mersin'de yaşayan herkesin olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin de çok büyük payı var. Mersin bir yerlere gelecekse siyasetçisiyle, iş adamıyla, bürokratıyla, basınıyla ve halkıyla birlikte gelecek. Bunun için her zamankinden daha çok birleşmeye, bütünleşmeye ihtiyacımız var. Bölgemizin içerisinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Gerçekten Orta Doğu özellikle kan ağlıyor, kan gölü durumuna düşmüş vaziyette. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bir çıkış yolu bulması ve insanların üzerindeki endişelerini gidermesi gerekiyor. İşte bu iftar sofraları bunun için önemli. Ramazan birleştirici özelliğiyle bunun için önemli. Bizim birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Onun için de madem ki Mersin'de yaşıyoruz, Mersin'de karnımızı doyuruyoruz, Mersin'in dertleriyle dertleşmemiz, Mersin'le hemhal olmamız, Mersin'in geleceğiyle ilgili verilecek mücadelelerde de hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini özellikle bir kez daha belirtmek istiyorum. Ben gerçekten şu güzel ortamda, bu güzel mekanı bize açtığı için Sayın Hamit İzol kardeşimize teşekkür ediyorum. Sizlere de buraya kadar zahmet edip geldiğiniz ve bu feyizli ortamı bizimle paylaştığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi bir ilke daha imza atarak medikal alanda faaliyet gösteren firmaların kümeleneceği Yeşil Medikal Kuluçka Merkezi açacak. Mersin Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Mersin Teknopark'a 6 Haziran Salı günü Yeşil Medikal Kuluçka Merkezi inşaat ruhsatı yazıldı. Yeşil Medikal Kuluçka Merkezi ile ARGE ile medikal sağlık sektöründe Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması ve milli gücün ortaya çıkarılması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün fenni mensubu olduğu Medikal Kuluçka Merkezi ayrıca Mersin'de ilk olma özelliği taşıyan, dünyada tanınırlığı ve kabul edilirliği en yüksek yeşil bina sertifikası olan LEED sertifikasını almayı amaçlıyor. Mersin Üniversitesi açıklamasında bu sertifikayla Yeşil Medikal Kuluçka Merkezi binasının kentsel yaşam alanlarına değer kattığı, yapım aşamasında doğal çevre tahribatının en aza indirildiği, klasik binalara kıyasla enerji tasarrufu sağlanacağı, iç mekan kalitesine önem verilerek kullanıcılara konfor sağlayacağı, doğal ışık kaynaklarından mümkün olduğunca yararlanılacağı, geri dönüştürülebilir atıkların mümkün olduğunca kullanılacağı ve çevre dostu olacağı belgelenmiş olacak. İmza sürecinin tamamlanarak ruhsatın alınmasının ardından yapım ihalesine ilişkin ilan gazetede yayınlanarak açık ihale usulüne uygun olarak yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler Teknopark Yönetim Ofisi'nden ihale dosyasını temin edebilecekler denildi. Erdemli'de geçtiğimiz günlerde açıklanan ikinci dönem temel eğitimden orta öğretime geçiş merkezi ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru olarak cevaplayarak
Türkiye birincileri arasına girmeyi başaran Zeynep Kaya, ailesinin gurur kaynağı ve umudu oldu. Derslerime yani yapamadığım bir şeyin daha çok üzerine gittim. Yani sadece okuldaki eğitimde değil, bir de evde kendim de çok çalıştım. Özel ders falan almadım. Sadece okul kurslarına gittim. Cumartesi, pazar. Hedefim yani doktor olmak hedefim işte. Yani hangi üniversite? İstanbul Üniversitesi'ne gitmek istiyorum. Tabiye Mahallesi'nde iki odalı bir barakada oturan, günlük yemiye ile geçimini temin eden 46 yaşındaki Tayfur Kaya ve ev kadını 37 yaşındaki Hatice Kaya çiftinin 5 çocuğundan 3.'sü olan Alata Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Zeynep Kaya, kendisini başarıya götüren en büyük etkenin istemek ve çok çalışmak olduğunu söyledi. Başarısı için tebrik ederiz. Çok çok yani bizi gururlandırdı. Böyle şey yani beklemiyorduk. Ama yani çok sevinçliyiz. Çok gururlandım. Gurur duyuyorum kardeşimden. Okumak istiyorum. Ben de okumak istiyorum. Kardeşim gibi başarılı biri olmak istiyorum. Yani babama çok teşekkür ediyorum beni. Yani okumamın yani sebebi, bu kadar başarılı olmamın sebebi babam yani. Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 yıldır asfalt bekleyen Çerçili Mahallesi'ni Fakılı Mahallesi'ne ve Çiftepınar Mahallesi'ni Tömük Mahallesi'ne bağlayan yolu asfaltladı. Daha önceki dönemlerde yolu asfaltlanmayan mahallelerin yollarını asfaltlayan ekipler çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Erdemli'de bulunan Çerçili, Fakılı, Çiftepınar ve Tömük mahallesini birbirine bağlayan ara yolları asfaltladı. Çerçili, Fakılı mahallesi ve Çiftepınar, Tömük mahallesi arasında bulunan yolda yol yapım, bakım ve onarım dairesine bağlı 15 kişilik ekip ve 8 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar 2 gün içinde tamamlanacak. Çerçili mahallesi muhtarı Osman Ersin. Öncelikle Burhanettin Başkanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Bu yol yaklaşık bir 30 yıldır bir mazisi var. 30 yıl önceki milletvekillerimiz misal her seçimde hani belli arayla 5 yıl aralıklarla köyümüze geliyorlardı. Sanki yarın yapılacak gibi söz veriyorlardı. Yolumuz sanki yarın hemen ilgili müdürlere emrediyorlardı işte yolumuzu hemen yapılması için. Ayrıca bu yol sadece Çerçili köyü değil. Çerçili, Faklı, Çamlı, Koramşılı 4 köyle ilgili bir yol. Onun için de hep milletvekilleri öncelikle hep söz veriyorlardı yani yapılsın diye. Ondan bir türlü sözlerini tutmuyorlardı ve tam 30 yıl bizi böyle oyaladılar. Ve en sonunda bir defasında yolun ihalesi yapıldı. Yol asfalt tam dökülecekken yine o zamanki bir muhtarımız iyi niyetlikle yol önemli değil. Bir göletimiz vardı. Gölete öncelik tanındı. Yolun normalde aslında onun yapılması lazımdı. İhale çıkıktı. Muhtarın iyi niyetini o zamanki encümenlerimiz, milletvekillerimiz kötüye kullandılar. Tuttular yolu başka yere kaydırdılar. Ve sanki başka zaman hani bir 5 yıl sonra yapacak dediler. Yine olmadı bu 15 yıl önceydi. Ve sonunda sağ olsun Burhanettin Başkanımız başa geldi. Bu mevzuyu anlattık kendisine. Dedik böyle bir sıkıntımız var. 4 tane köyümüz bu yoldan faydalanacak dedik. Ve hemen başkanımız emretti yetkili müdürlerimize ve gördüğünüz gibi yolumuz yapıldı ve başkanımız sözünde durdu. Ve öncelikle başkanımız hatta yolun geçen yıl yapılması lazımdı şey olaraktan hava şartlarından dolayı yetişmedi. Ve vatandaşlar bizim yolumuz yine yarım kaldı sandı. Yani ümitsizlendiler. Bu yol böyle kaldı. Zemin yapıldı, düzeldi. Ama biz ümitsiz değildik. Müdürlerimizle devamlı görüşüyorduk. Dedik hava şartları soğuk olduğu için yapılmıyor. Yazın hava ısındığında hemen yolumuz yapılacak dedik. Ve sağ olsun müdürlerimiz, başkanlarımız sözünde durdular. Yolumuzu yaptılar. Ve yolumuzdan başka eksiğimiz oluyor. Yükleme rampamız olsun. Sağ olsun Burhanettin Başkanımız yükleme rampamızı da yaptı. Ve köyümüzün içme suyu kesildi. İnan bitti yani daha doğrusu. 15 gün içinde meski, Burhanettin Başkanımız emretti. Meski sontajımızı vurdu. 15 günde köyümüze içme suyunu getirdi. Ondan yine bir tane sulama suyumuzla bir sorunumuz vardı. Yukarıda baraj yapılıyor. Barajcılar 1000 metre borumuzu kırdılar. Paramparça oldu.
Ve yine başkanımızla birebir görüştük. Başkanım bak bu köyün içme suyu, sulama suyu yok dedik. Bahçeler kuruyoruz dedik. Sağ olsun başkanımız bir haftada işi çözdü. 1000 metre bizim bu binlik yüzlük dediğimiz borular var büyük. Bir hafta içinde borumuzu getirtti. Ve borumuzu döşedik. Suyumuz, köyümüzün iç sulama suyunu da çözdük. Onun için başkanımızdan Allah razı olsun. Ta bugüne kadar hani ne dediysek yaptı. Ve yapacağından da eminim. Ve ta da çok yapacağımız şeyler var başkanımızla. Kendisine bu yolunda başarılar dilerim. Gülnar'da evinin bahçesinde 490 kök Hint keneviri ele geçirilen bir kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Gülnar ilçesi Kuskan mahallesinde ikamet eden YK'nın evinde arama yaptı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada şüpheliye ait bir adet ruhsatsız av tüfeğiyle evinin önündeki bahçede dikili vaziyette 490 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisi olay yerinde yakılarak imha edilirken şüpheli gözaltına alındı. Tarsus'ta yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Geldim. Tamam mı? Tutuyorum. Kaza D-400 Karayolu Keloğlu Köprüsü yakınındaki kavşakta yaşandı. Batman'dan Antalya'ya giden Abdullah Cihan yönetimindeki yolcu otobüsü, Mehmet Saygılı yönetimindeki kamyonla çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Otobüsün hostes koltuğunda sıkışan yardımcı şoför 47 yaşındaki İlhami Ayış olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücülerle otobüste bulunan 18 yolcuysa yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Mezitli Belediyesi tarafından Çevre Haftası kapsamında Viranşehir'de düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçti. Hafta kapsamında Mezitli Belediyesi Akbaşlar Geri Dönüşüm ve Akasma Geri Dönüşüm'ün ortaklaşa düzenlediği En Çevreci Okul Yarışması Şubat ayında başlayarak yaklaşık 4 ay boyunca devam etti. Okullar elektrik tasarrufu, su tasarrufu, atık yönetimi, çevre duyarlılığıyla hijyen ve sağlık kategorilerinde değerlendirildiler. En Çevreci Okul Yarışması'nda birinci olan Tece Hacı Hatun Cüne İlkokulu'na bilgisayar ve yazıcı, ikinci olan Ahmet Hocaoğlu İlkokulu'na ise 3 adet bisikletin hediye edildiği etkinliklerde katılan tüm öğrencilere uçurtma, pamuk şeker ve kitap dağıtıldı. Akut dalgıçlarının deniz dibinde öğrencilerin ve belediye çalışanlarının sahilde gerçekleştirdiği temizlik etkinliği sonrası Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan çocuklarla uçurtma uçurdu. Yarım saat boyunca tüm Viranşehir sahil bandını taradıklarını ifade eden akut dalgıçları, çok az miktarda çöp bulabildiklerini, bu durumun Mezitli'nin deniz dibinin son derece temiz olduğunu gösterdiği bilgisini verdiler. Toplumda çevre bilincinin çocukluktan itibaren verilmesi gerektiğini vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu nedenle Çevre Haftası etkinliklerinde öncelikle hedef kitlelerinin öğrenciler olduğunu söyledi. Çevre konusunda öğrencilerimizi eğitmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Çocuklar çevreci olmayı öğrensinler ve ailelerine bu konuda zorlayıcı olsunlar. Ne yazık ki Türkiye'de hala çöpleri bile ayrıştıramıyoruz dedi.